Merhaba sevgili çocuklar. Emin Durak İlk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmeni Zeycan Caha. Bugün dersimiz Türkçe. Konumuz noktalama işaretlerinden virgülü konuşacağız. Noktalama işaretleri tekrar yapıyoruz. Çünkü geçen haftalarda da öğretmenler bu konuya değinmişti. Peki neler öğreneceğiz? Noktalama işaretleri için kullanılır? Noktalama işaretleri nerelerde kullanılır? Noktalama işaretlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Ve noktalama işaretlerin görevleri nelerdir? Bir daha tekrar olarak bahsetmeden olamadı. Noktalama işaretleri nedir? Yazılı anlatımda duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade edebilmek, tümcenin yapısını ve duraklama yerlerini belirtmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretleri kullanılır. Peki, noktalama işaretleri hangileridir? Nokta, virgül, soru işareti, ünlem işareti. Özetleyelim duygu ve düşüncelerimizi yazılı anlatırken kullandığımız işaretler noktalama işaretleridir. Nokta, yazılışı ve anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda konurum diyor. Bir örnek verdik. Temiz havada gezdim. Virgül işareti de eş görevli sözcükler arasında konurum derken örneğimizde pazardan elma, armut, üzüm, kiraz aldım. Eş görevli olan kelimelerin arasındaki noktalama işaretine dikkat edersek bugünkü öğreneceğimiz zaten noktalama işaretlerinden virgüldü. Soru işareti Soru bildiren sözcük ya da tümcelerin sonuna konurum. Örneğimiz ödevini yaptın mı? Ünlem işareti, sevinç, üzüntü, korku gibi duyguları anlatan söz ve tümcelerin sonuna gelirim. Örnek koşun, yangın var. Evet. Türkçe ders kitaplarımızı açalım. 160. sayfadaki metni dikkatle okuyalım ve eş görevli kelimelerin aralarında noktalama işaretine dikkat edelim. Ormanda insan uzaktan ormana bakınca yalnız ağaçları ve koyu yeşil yaprakları görür. Başka bir şey görmez. Fakat böyle değildir. Ormanda, da bazı varlıklar doğar, büyür ve ölür. Ormanda çeşitli ağaçlar var. Meşe, çam, ardıç, kayın ağacı, servi ve başka. Ağaçlarda birçok kuş yuva yapar. Oralarda ağaç kakan, saksan, alakarga, çaylak, doğan, kartal gibi kuşlar yaşar yerde, mağara, in ve kavuklarda da tilki, kurt, ayı, tavşan, sincap, aslan gibi hayvanlar yaşar. Şimdi Metin'in sorularının yanıtlarını vereceğiz. Ormanda hangi ağaçlar yetişirmiş? ormanda meşe, çam, ardıç, kayın ağacı, servi ve daha birçok ağaç çeşidi bulunur. Ormanda hangi kuşlar yaşarmış? Ormanda ağaç kakan, saksan, alakarga, çaylak, doğan, kartal gibi kuşlar yaşar. Ormanda hangi hayvanlar yaşarmış? Ormanda tilki, kurt, ayı, tavşan, sincap, aslan ve daha birçok hayvan çeşidi yaşamaktadır. Verilen cevaplarda ağaçların, kuşların ve hayvanların aralarına hangi noktalama işareti konmuştu? Ağaçlarda meşe, çam, ardıç, kayın ağacı, servi. Aralarındaki noktalama işaretine dikkat edersek hangi noktalama işareti konmuş? Tabii ki de eş görevli kelimeler oldukları için virgül işareti konmuştur. Kuşlara bakalım. Ağaç kakan, saksağan, alakarga, çaylak, doğan, kartal. Bu eş görevli kelimelerde de aynı kuşların değişik adlarının aralarındaki noktalama işareti virgüldür. Hayvanlara gelince aynı hayvanlarda da Hayvan çeşitlerini saydıktan sonra aralarındaki noktalama işaretine bakarsak virgülle noktalama işareti tamamlanmıştır. Görün, gördüğünüz gibi adların aralarında virgül denen noktalama işareti konmuştur. Hatırlayalım, tümcede eş görevli sıralanan sözcüklerin aralarına virgül işareti konur. Virgülün yokluğu ve yanlış yerlerde bulunması cümlemin, cümlenin anlamını değiştirir. Ev ödevimiz Türkçe ders kitaplarında 161. sayfada alıştırmalar bölümümüz var. Bu bölümün birinci ve ikinci ödevinin ödevleri deftere yazalım. Dersi sabırla dinlediğiniz için teşekkürler.